Herkese tekrardan merhabalar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz sizlerle beraber tarih bilimine giriş ünitesini tamamladık. Onunla alakalı güzel bir soru çözüm videosu hazırladım. Sorularımızı da çözdük. Artık arkadaşlar tarih öncesi çağlara geçiş yapabiliriz. Bugün de tarih öncesi çağlardan bahsedeceğim sizlere. Hadi hemen başlayalım. Bir an önce dersimizi işleyelim arkadaşlar. Peki bizim tarih öncesi dönemlerimiz arkadaşlar nelerden oluşuyor? Taş devri ve maden devrinden oluşuyor aslında. ikiye ayırıyoruz. Ama taş devri de yontma taş devri ve cilalı taş devri olarak geçiyor arkadaşlar. Tabii bir de bunun öncesinde kaba taş devri de var ama taş devri olarak yine karşımıza çıkacak arkadaşlar ve maden devri var. Bakır devri, tunç devri ve demir devri olarak karşımıza çıkacak. Şimdi hep beraber bunların ayrıntısına bir bakalım. Taş devri yani eski taş devri aslında Paleolitik devir ya da Türkçesi kaba taş devri arkadaşlar. Freyle çakmak taşın bir görselini koydum belki aklınızda kalır diye. Arkadaşlar bu dönem en uzun dönem. Yani insanlık tarihinin yaşadığı en uzun dönem. Paleolitik çağ oluyor arkadaşlar. Bu dönemde insanlar kendilerini korumak amacıyla tabiattan buldukları bir takım maddeleri kullanacaklar. Uzun tahtalar, böyle uzun uzun taşlar gibi ürünleri kullanacaklar. Kendileri kendilerini korumak için herhangi bir şey yapmayacaklar arkadaşlar. Peki geçimlerini nasıl sağlayacaklar? Avcılık ve toplayıcılıkla sağlayacaklar arkadaşlar. Yani insanlar bu dönemde aslında bir üretimde bulunmayacaklar. Avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlayacaklar, mağaralarda ya da kaya sığınaklarında yaşayacaklar arkadaşlar. Hayvan postlarından kendilerine giysi yapacaklar ve arkadaşlar bu devrin sonuna doğru da mağaralara bir takım resimler çizmeye başlayacaklar. Bu insanlar arkadaşlar tabii ki de göçebeler yani kalıcı olarak bir yerde yaşamıyorlar. Neresi daha iyi ise oraya doğru göç ediyorlar. Peki Paleolitik devrin Türkiye'deki en önemli yerleri nereler derseniz Antalya'da arkadaşlar. Karayın, Beldi, Belbaşı gibi bölgeler e, Paleolitik devrin temsil edildiği en önemli bölgeler olacak. Paleolitik devir bittikten sonra zaten bu devirde aslında arkadaşlar çok fazla bir şey yok çünkü insanlar çok fazla bir şey yapamıyor henüz. Sadece avcılık ve toplayıcılık yapıyor. Aynı zamanda mezolitik çağ ya da yontma taş devri ya da orta taş devri arkadaşlar. Şimdi bu dönemde insanlar e, yerleşik hayata geçecekleri döneme bir geçiş devri yaşıyorlar aslında. Yani paleolitik çağdan neolitik çağ geçiş dönemi mezolitik çağdır arkadaşlar. Bu dönemde arkadaşlar paleolitik çağın aslında hemen hemen aynısı. İnsanlar sadece bu taşları kemikleri yavaş yavaş şekillendirmeye başlayacaklar arkadaşlar. İnsanlar yine hala avcılık ve toplayıcılıkla uğraşacak ve mevsimine göre neresi daha iyi ise oraya göç edecekler. Nasıl hayvanlar arkadaşlar göç ediyor, insanlar da nerede mesela daha iyi meyve verim vermişse oraya doğru göç ediyor. E bunu nereden biliyor tabii ki arkadaşlar sürekli gezdikleri için biliyorlar. Yani yavaş yavaş öğreniyorlar. Dönemin sonunda arkadaşlar ateş kontrol altına alınacak. Yani ateş zaten var aslında. Ateşi insanların kontrol altına aldığı dönem mezolitik çağ. Ama arkadaşlar bu bilgiler aslında çok net olmadığı için karşınıza çok fazla gelmez. Ama tabii ki siz yine de bilin bu eski çağ ile alakalı bazı bilgiler arkadaşlar net olmuyor ne yazık ki ama e, biz... Bize verilen bilgilere göre yorum yapa yapa dersimizi işleyeceğiz. Bu dönemde arkadaşlar artık akrabalık ilişkileri var. İnsanlar klan adı verilen böyle kan bağıyla birbirlerine bağlı olduğu insanlarla beraber yaşayacaklar. Yani topluluklar halinde yaşayacaklar. Böyle bir takım inançlar ortaya çıkmaya başlayacak yavaş yavaş. Totemizm denilen ilk inanç bu dönemde başlamış olacak arkadaşlar. Bu dönemde mağara duvarlarına yine bir takım resimler yapılacak. Mağara duvarlarına resimler yapıldığı için arkadaşlar aslında insanlık tarihinin ilk sanatsal eserleri bu dönemde ortaya çıkmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu çağın insanı nasıl? Tabii ki tüketici değil mi? Üretici değil. Henüz bir şey üretmiyor zaten ve iklim şartlarına, çevre koşullarına göre arkadaşlar insanlar göç edecek. E ee, insanların hayatlarını yönlendiren şeyler aslında bunlar olacak. Peki geldik Neolitik çağa yani Yeni Taş ya da Cilalı Taş devrine. Diyorsunuz ki hocam bir sürü ismi var. Hangisini aklımızda tutalım? Hepsini aklınızda tutun arkadaşlar. Çünkü bazen soruda bakıyorsunuz Cilalı Taş diyor. Bazen Neolitik devir diyor. Peki Cilalı taşına nasıl aklınıza tutabilirsiniz? Bununla alakalı belki bir ipucu verebilirim. Burada arkadaşlar insanların artık yaşamları güzelleşecek. Yani cila atmaya başlayacaklar yaşamlarına. Nasıl atacaklar? Görelim beraber. Mesela arkadaşlar insanlar artık mağaralardan çıkmaya başlayacaklar. Ne yapacaklar arkadaşlar? toprağı işlemeye başlayacaklar. Yani tarım yapmaya başlayacaklar aslında ve hayvanı evcilleştirmeye başlayacaklar. Köpeği evcilleştirecekler mesela arkadaşlar ilk olarak. Sonrasında diğer hayvanları da evcilleştirmeye başlayacaklar ve tarım yapmaya başladıkları için de yerleşik hayata geçecekler. Peki neden yerleşik hayata geçiyorlar? Çünkü bir takım bitkiler ekiyorlar değil mi? Tohumlar ekiyorlar. E bunların büyümesi gerekiyor ve bunlara sürekli bakım yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de insanların göçebe değil topraklarının yanında kalmaları gerekiyor aslında. Bakın görüyorsunuz değil mi? Hayatlarına çok güzel cila atıyorlar. Nasıl da mezolitik ve paleolitik çağda insanlar gezip duruyordu. Avcılık yapıyordu, toplayıcılık yapıyordu. Başka bir şey yapmıyorlardı. Peki arkadaşlar, insanlar yerleşik hayata geçtilerse ilk köyler kurulur mu? kurulur. Neden? Artık yaşıyorlar çünkü beraber topluluk halinde yaşıyorlar. Ve arkadaşlar yaşam için daha çok nereleri tercih edecekler? Su kenarlarını tercih edecekler. Neden? Çünkü hayvanları var artık. Çünkü bitkileri var. Bitkilerini sulamaları gerekiyor. Hayvanlarını sulamaları gerekiyor. Arkadaşlar hayvanların da suya ihtiyaçları var. Bunun için su kenarlarına daha çok yerleşecekler. Ve toprağı artık çok fazla kullandıkları için topraktan bir takım araç gereçler de yapmaya başlayacaklar. Yani çömlekler yapacaklar arkadaşlar. Ve köy yaşantısı olduğu için insanların bir takım iş bölümüne ihtiyacı olacak. Neden? Çünkü arkadaşlar herkes kafasına göre bir iş yaparsa olmaz aslında değil mi? Herkes iş bölümü yapacak ki her şeyden yapabilsinler. Mesela kadın ve erkek arasında da böyle bir ilişki var. E, bu dönemde avcılık ve toplayıcılık tamamen bir kenara bırakılmış değil. Bunu unutmayın tabii ki. Erkekler daha çok Avcılıkla uğraşacaklar. Tarımla ilgilenen kadın olacak arkadaşlar. Bu yüzden kadın bu dönemde çok da kıymetli olacak. Özellikle e, ana tanrıça inançları ortaya çıkmaya başladığı zaman arkadaşlar. Yani kadınsal figürler çok fazla ön plana çıkmaya başlayacak. Kadın çok değerli olacak. Çünkü toprak ana inancı ortaya çıkacak arkadaşlar. Ve topraktan verim aldıkları için. Hani ürün alıyorlar ya. E, kadın da çocuk doğuruyor, onu büyütüyor. O yüzden kıymetli olacak. Peki biz çok güzel ürünler ürettik. Ama bizde mesela hayvan yok diyelim ki. Karşı köyde de çok güzel hayvanlar var. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz ürettiğimiz şeylerin bir kısmını onlar onlara vereceğiz. Onlar da bize mesela hayvan verecek. Bu sayede arkadaşlar takas usulüyle ne yapacağız? Ticarete başlamış olacağız. Zaten çanak çömlekten ben bahsettim arkadaşlar. Şimdi bu dönemde e, mezarlar da ortaya çıkıyor. Menhir, dolmen ve tümülüs adı verilen anıt mezarlar arkadaşlar bu dönemde yapılıyor. Şimdi menhir ne demek? Arkadaşlar bakın dikili taşlardan oluşan mezarlara menhir adı veriliyor. Dolmen de arkadaşlar yassı büyük bir taş oluyor ve yan yana taşlar sıralanıyor. Bu da dolmen oluyor arkadaşlar. Tümülüs de yığma mezarlar. Bakın şu görsel tümülüs, Midas'ın tümülüsü arkadaşlar. Gordion'da bu arkadaşlar mesela bakın toprak üst üste dizilmiş. Bu da tümülüs oluyor. Bu dönemin en önemli yerleşim yerleri merkezleri yani Diyarbakır, Çayönü, Gaziantep, Sakçagözü ve Konya, Çatalhöyük arkadaşlar. Şimdi Çayönü ve Çatalhöyük'ü unutmuyorsunuz. Çayın önü küçük bir yer gibi düşünün hemen. ilk köy arkadaşlar. Çatalhöyük de ilk şehir. Neymiş? Çayönü ilk köy, Çatalhöyük ilk şehir arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyorsunuz. Çok çok önemli. Peki hemen yorum yapıyoruz. Bu dönemin insanları nasıl olabilir? Bu dönemin insanları arkadaşlar artık üretici, tüketici değil değil mi? Bir şeyler üretmeye başladık çünkü. Arkadaşlar sadece tabiatın kazandırdıkları değil yani sadece ağacılık ve toplayıcılık yetmeyecek arkadaşlar. Artık ne lazım? Biraz da üretim yapmak lazım ve kendi hayatlarını biraz da kendileri kazanmaları lazım. Bu dönem insanı artık çalışkan arkadaşlar. Peki ben bir takım topraklar elde ettim. Değil mi? O toprakları ekip biçiyorum ya artık. Şimdi özel mülkiyet kavramı ortaya çıkar mı? Çıkar. Niye? Çünkü ben o toprağı sahipleniyorum. O toprağa mesela 5 yıldır ben bakıyorum. E o zaman o toprak benim. Biri gelip o toprağa bir şeyler ekmeye kalkarsa ne yaparım ben o kişiyi arkadaşlar tabii ki de toprağımdan atmaya çalışırım ve onunla savaşırım toprağım için değil mi? İşte bu dönemde arkadaşlar ilk defa sınır çatışmaları yaşanmaya başlanıyor ve özel mülkiyet kavramı da ortaya çıkmış oluyor. Peki bu dönemle alakalı güzel bir püf nokta daha vereceğim size. Zaten derslerde ara ara böyle vereceğimi söylemiştim. Şimdi arkadaşlar, insanlar bir arada yaşıyor, değil mi? Köyler, şehirler oluştu dedik. Kalabalıklaşmaya başladı artık. Kalabalıklar oluştuğunda ne olacak arkadaşlar? Nerede çokluk demişler? Orada kötü bir şeyler, değil mi? Orada kötü bir şeyler ortaya çıktığı için de insanların neye ihtiyacı var? hukuka ihtiyacı var arkadaşlar. Değil mi? Bir takım yazısız hukuk kurallarına ihtiyaçlar olacak. Yani yazılı böyle anayasa falan gibi düşünmeyin de sakın. Yazısız töre dediğimiz hukuk kuralları var ya. Yani ahlaki değerler gibi de düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bir takım bu tarz kurallara ihtiyaç duyacaklar. Çünkü bir arada yaşamak tabii ki zor arkadaşlar. Ve Cilal Taş dönemine ait önemli bir özelliğimiz olacak. Yine unutmuyorsunuz. Peki artık taş devrimiz bitti. Sıra geldi maden devrine. Bu dönemde insanlar sırasıyla arkadaşlar bakır, tunç ve demir madenlerini işleyecekler. Peki hocam niye önce demir işlememiş bu insanlar? Demir daha sağlam falan diyorsanız. Arkadaşlar insanlar tabii ki yavaş yavaş işleyecekler. Ee, daha işlemesi kolay olan Bakırdan mesela başlamışlar. Sonra Tunç, sonra Demir'e geçmişler. Yavaş yavaş arkadaşlar. Yani teknolojik gelişmeler tabii ki yine bu dönemki teknolojik gelişmeler olarak düşünmeyin tabii ama hani ürünlerin gelişmesi açısından işleme için kullandıkları malzemelerin gelişmesi açısından önce basit, kolay işlenen madenle başlıyoruz. Peki kalkulitik çağ arkadaşlar yani bakır devre. Hani biz ne demiştik? Paleolitikten Neolitik'e bir geçiş dönemi vardı, Mezolitikti ya. Bu da arkadaşlar taştan madene geçiş devri, yani bakır devri oluyor. İnsanlar arkadaşlar ne yapacaklar? Bu dönemde yavaş yavaş e, bakırı işlemeye başlayacaklar. Çünkü bakır çok fazla bulunuyor ve kolay bir şekilde işleniyor arkadaşlar. Tabii ki çok fazla sağlanan bir maden değil. Bu dönemde aslında arkadaşlar gümüşün ve altının işlendiğine dair bir takım söylentiler de var. Fakat aslında Tunç devrinde işlenmeye başlandığı söyleniyor gümüş ve altının. Ama bizim burada bilmemiz gereken şey şu aslında. Bakırdan daha fazla ürün yapıldığı için bu dönemi biz bakır devri diyoruz. Ve Türkiye'de bu döneme ait merkezler Çorum'da Alaca Höyük, Denizli'de Beyce Sultan Çanakkale'de Kumtepe ve Turuva, Samsun'da da İkiztepe olacak arkadaşlar. Peki ne dedik? Bakır çok sağlam bir madde değil. Bakırı biraz sağlamlaştırmak isteyecek arkadaşlar insanlar ve kalay ve bakırı karıştırıp tuncu elde edecekler. Tunç yani bronz arkadaşlar. Tunçtan yapılan araç gereçler tabii ki bakıra göre daha sağlam olacak arkadaşlar ve bu dönemde artık insanlar e, şehir devletleri yani siteler kurmaya başlayacaklar büyük krallıklar ortaya çıkacak arkadaşlar yani Hititler Sümerler Akatlar gibi büyük krallıklar ortaya çıkmaya başlayacak zaten bunları işleyeceğiz bir sonraki dersimizde Türkiye'de bu döneme ait en önemli merkezler Ankara Ahlatlıver ve Kayseri'de Kültep'e olacak arkadaşlar. Ve dediğim gibi altın ve gümüşün aslında ilk kez işlendiği düşünülen yer Tunç Devri olacak arkadaşlar ama hani bunlar çok net bir yer olmadığı için çok e, kasmayın, korkmayın, merak etmeyin. Öyle pat diye karşınıza gelmez. Ben sadece bilin diye söylüyorum. Ne olur, ne olmaz. Peki, demir devri arkadaşlar. insanlar artık biraz daha sağlam bir maddeye ihtiyaç duymaya başlayacaklar ve en son olarak maden devrinin en son çağı Demir devri olacak arkadaşlar. Ee, tabii ki bakır ve tunçtan demir çok daha sağlam olacak arkadaşlar ve site adını verdiğimiz şehir devletlerinin sayısı artacak. Toplumlar arasındaki etkileşim yani ticaret özellikle artacak arkadaşlar. Yine bu döneme ait önemli merkezler nereler olacak? Çanakkale'de Truva, Burdur'da Hacılar, Yozgat'ta Alişar, Çorum'da Alaca Höyük. Burada Hacılar yazmışız, Hacılar olacak arkadaşlar. Şimdi burada bir de önemli bir nokta şu ki demir sağlam bir madde arkadaşlar. Demire sahip olan siteler mesela daha güçlü olacak. Demire sahip olmayanlar daha zayıf olacak. Çünkü demirden daha sağlam araç gereçler yapıldığı için özellikle savaş aletleri tabii ki demiri kullananlar daha şanslı ve daha güçlü olacaklar. Peki geldik yine bir püf noktaya. Şimdi arkadaşlar tarih öncesi dönemler dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmıyor ve aynı sürede yaşanmıyor. Yani herkes farklı farklı çağları yaşıyor olabilir. Mesela arkadaşlar bir yerde taş çağı yaşanırken bir yerde maden devri yaşanabilir. Bunları unutmuyorsunuz tamam mı? Bunun nedeni ne peki? Coğrafi koşullar ve iklim arkadaşlar. Yani insanlar mesela Madenin bol olduğu bir yerde taştan madene daha çabuk geçerler aslında. Ama o bölgede maden yoksa maalesef taş devrini yaşamaya devam ederler. Bu şekilde arkadaşlar bu da önemli bir bilgimiz. Unutmuyorsunuz. Peki arkadaşlar bir toplum var diyelim ve başka toplumlarla çok fazla ilişki içerisinde değil. Yani ne ticaret yapıyor ne göç ediyor bir şey yapmıyor yani arkadaşlar. Bir şey yapmadığı için ne yapacak? Sırayla yaşayacak bu süreçleri. Yani yavaş yavaş kendisi sırayla yaşamış olacak çünkü kimseden bir şey öğrenemeyecek Mesela arkadaşlar Cilaltaş devrinden sonra bakır ve tuncu yaşamadan demire geçenler de var. Niye etkileşim var çünkü demiri görüyorlar. Demirle savaşan insanları görüyorlar mesela. Hemen arkadaşlar ne yapacaklar? Onlar da demiri elde etmeye çalışacaklar. Yani aslında insanların etkileşimde olması onların gelişmeleri açısından önemli. Peki insanlar nasıl etkileşimde bulunuyor? Tabii ki göçle, ticaretle ve savaşlarla arkadaşlar etkileşimde bulunuyor. Bunların hepsi yorum ve TYT'de bu tarz yorumlar yapmanız istenecek arkadaşlar. Böyle e, ezberlemeye çalışmak yerine mantığını kavramaya çalışmanız daha önemli. Zaten ben öyle anlatıyorum aslında böyle ezbere tak 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 gitmek, maddeleri tak 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 ezbere bilmek çok da iyi değil arkadaşlar. Çünkü size pat diye bir bilgi sormuyor aslında. O bilgiyi yorumlayabiliyor musun? Artık arkadaşlar AYT de hemen hemen öyle olmaya başladı. Yani bilip yorumlamanızı istiyor AYT'de. TYT'de hani biraz daha bilgiyi verip yorum yapmanızı istiyor ama AYT'de de o bilgiyi biliyorsun ama bir de yorumla diyor. O yüzden yorum yapmanız çok çok önemli. Bol bol yorumlama yapmaya çalışın. Kafanızda düşünün arkadaşlar. Yani bu insanlar niye böyle yapmış diye düşünün. Neden şöyle? Bu şekilde yorumlar yaparsanız tarihi zaten seversiniz. Peki mesela arkadaşlar yorumlayabileceğimiz bir şey daha. Büyük şehir devletleri kuruldu da ne oldu? Peki ne olmuş olabilir arkadaşlar? Tabii ki toplumsal yaşam daha da düzenli olmak zorundadır değil mi artık? Çünkü büyük şehir devletleri var, büyük yerler var artık. Daha fazla insan yaşayacak yani orada. Tabii ki arkadaşlar daha fazla düzen gerekli. Mesela tapınak yapılmıştır, kaleler yapılmıştır, surlar yapılmıştır. Niye? E çünkü yine insanların ihtiyaçları güvenliğe ihtiyaç duyacaklar mesela. Güvenlik lazım, sur yapmalısın. Arkadaşlar kral var, saraya ihtiyaç duyarsın. Tapınak lazım. Neden? Çünkü insanlar artık bir takım inanç sistemleri geliştirmeye başlıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar bu tarz yerleşim alanları ortaya çıkıyor. Peki bilmeniz gereken aslında çok önemli bir şey var. Bizim buraya kadar işlediğimiz şey tarih öncesi çağlar değil mi? Peki biz tarihi çağlara nasıl geçiyoruz? Yazıyla geçiyoruz. Bakın soru da geliyor hangisi tarihi çağlarla alakalı değildir falan diye. Sen bakıyorsun bunların hepsi tarihi çağlarla alakalı ya falan diyorsun. Ne bu diyorsun? Ama aslında sana yazıdan önceki bir şey veriyorsa tarihi çağlarla alakalı değil arkadaşlar. Tarihi çağlara biz yazıyla geçiyoruz. Yazıdan önceki dönem neymiş? Şu ana kadar işlediğimiz her şey yazıdan önceki dönem yani tarih öncesi devirler arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Hemen şu madde ve arkadaşlar zaten ticaret ve e, bir takım kültürel ilişkiler tabii ki etkileşimi artıracak. Bugünkü dersimiz de buraya kadardı. Tabii ki bu sorumuzun cevabını bekliyorum arkadaşlar hepinizden. Abone olmayı unutmayın. Umarım faydalı bir ders işlemişizdir. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.